Bugün komşu şehrimiz İzmit'teyiz. Kuzine Restoran'dayız. İşletme sahibimizi tanıyalım. İyi günler. Ben Metan Mert Yeni. Burası aslında annemin işletmesi. 5 senedir burayı annemle beraber işletiyoruz. Mert Bey, günün hangi saatlerinde açılır? Sabah 8.30 gibi servise hazır oluyoruz. Akşam da 10 gibi kapatıyoruz. Tabii ki de bu tamamen yoğunluk durumuna bağlı. Eğer misafirlerimiz burada oturmaya devam ederse saat 11.30-12'ye kadar sürüyoruz. Ama bu tabii ki de her zaman için geçerli bir şey değil. Peki kahvaltı her saat var mı? Yani sabah 8.30'da geldiğimiz, akşam 5'te geldik, kahvaltı var mı? Kesinlikle. Zaten kahvaltı verme rekorumuz saat 10'a 10 kala. Yani baktığınızda saat 10'da gelip buraya kahvaltı yapanlara da tabii ki de o hizmeti sunuyoruz. Yani gece 10'da gelse kahvaltı vereceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle öyle. Kahvaltınızın özelliği nedir acaba Mehmet? Tamamen doğal olması, hepsinin yöresel yerlerden gelmesi. Örnek veriyorum, kekiğim Kaz Dağları'ndan, peynirim Ezine'den, işte tereyağım Trabzon'dan. Böyle özel yerlerden, tamamen emekle seçilmesi. De lahmacun, tava yemekleri, zeytinyağlı yemekler vesaire vesaire, gerçekten çok zengin ve çeşitli bir mutfağım olduğunu düşünüyorum. Ve mutfağımdan çıkacak her şeyin lezzetli, özenle seçilmiş, özenle yapılmış şeyler olduğunu söyleyebilirim. Özel yemeklerime bakarsak şaştığım kesinlikle, tabii gelen misafirlerimizden, tepkilerden olarak söylüyorum, çok önde gidiyor. İşte kuzincikli keşkeğimizden tutun Topkapı kebabına kadar. Yani şu anda mesela İzmit içinde ben daha çok yer gezdim. Birçok kişiye sorduğumda, soruşturduğumda etrafı, çünkü İzmitliyim, yıllardır İzmit'te yaşıyorum. Çok yer gezdim, hiç daha Topkapı kebabının olduğu bir yer görmedim ve ustam sağ olsun bana bunu çok güzel bir şekilde sunum etti. Ben de bunu misafirlerimize sunum etmeye karar verdim. Kuzine ismi sizinle ne alakası var? Aslında bir alakası yok. Tabii biz Karadenizliyiz, o ayrı konu. İsim problemi çok sıkıntılı bir durumdur. İsmi düşünürken aklımıza bu geldi ve bunu yaptık. Aslında tamamen tesadüfi bir şey, kasti olan bir şey yok. Ama tabii ki de ismimizi taşıyoruz. İçeride kuzine sobamız var. Peki bir şey soracağım. Burası biraz şehrin dışında bir yer. Ama dükkanınız acayip dolu. Müşteri portföyünüz kimlerden oluşuyor? Aslında şehrin dışında değil. Koca Üniversitesi'nin aşağısındayız ve yerleşmelerin hemen yukarısındayız. Merkezden uzak ama yerleşime çok yakın bir yer aslında. Müşteri portföyü dediğimizde kesinlikle sınırlama koymuyoruz. Herkes geliyor çünkü. İstanbul'dan kahvaltı yapmaya gelen de var. Çok teşekkür ediyoruz onlara şimdiden, bizi tercih ettikleri için. Üniversiteden gelenler de var. Örnek veriyorum, doktorlar, hocalar, profesörler, doçentler tamamen öğlen yemeklerinde nezih ve güzel bir yerde yemek yemek istedikleri için bizi tercih ediyorlar. Peki ücret politikanız nedir? Ücret politikamız... Yani mesela kahvaltımızın fiyatı ne kadar? Kahvaltımız kişi başı 40 TL olarak veriliyor. Peki buraya ulaşım nasıl oluyor? Nasıl geliriz buraya? Lokasyon nedir? Şöyle söyleyeyim, İzmit şehir merkezinden yaklaşık bir 10 dakika kadar sürüyor. Koca Üniversite yolundan her türlü bizi görebilirsiniz. İnternete, Google Maps'e, Yandex vesaire tarzı uygulamalara Kuzine Restoran yazdığınızda direkt adresimiz çıkıyor zaten. Peki Mert Bey, sizin eğitim durumunuz nedir? Ben şu anda üniversite öğrencisiyim. İstanbul Yeditepe Üniversitesi'nde gastronomi bölümünde okuyorum. Emellerim, isteklerim, gelecekteki düşünce planlarım tabii ki de şubeleşme üzerine olabilir. Ama şubeleşme dediğimizde baktığınızda fabrikasyona dönme denen bir durum oluyor günümüzde. Yani çok özel yerler, çok güzel yerler şubeleşmeye geçince fabrikasyonlaşmış oluyorlar. Fakat ben bu butikliği, bu orijinalliği koruyarak bir şekilde büyümek istiyorum. Zaten bunun üzerine okuyorum. İşletmeyi ona göre geliştirmek istiyorum. Tabii ki de kendime katabildiğimi katacağım, işletmeme katabildiğimi katacağım. Ondan sonra şubeleşme durumunu düşünüyorum. Peki bu okula başlama fikri bu iş yerinden dolayı mı oldu? Hangisi daha eski? Çocukluğumdan beri ben mutfakla çok iyiyim. Hani burası 5 senedir var ama çocukluğumdan beri hamur olsun, mutfak olsun. Hani çocukluğumda anneme kahvaltı hazırlamamla başladı. Hayal, yani mutfakta eğleniyorum. Mutfakta eğlenmemden ötürü oluyor bunlar.